El-Fatiha ve as-salavat Allah'ıma salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir yeni sohbette inşallah bir aradayız. Konumuz iman. Size imandan bahsetmek istiyorum. İman kelimesi, mümin kelimesi, aminu kelimesi, amene kelimesi hep aynı kökten geliyor. Konumuz iman. İman, lügat manası itibariyle inanç demektir. İnanmak. Ve Kur'an-ı Kerim'in 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Türkçelerini incelediğimiz zaman gene sadece lügat manasından hareketle ayetlere manalar verilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iman müessesesi yaşamanın temelini ifade eder. İmanınız varsa, Allah'a inanıyorsanız, bu mutluluğa namzetsiniz demektir. Ama Allah'a inanan, Kur'an'a inanan insanların, Kur'an'ın temelindeki iman müessesesinden haberdar olmamaları insanı asıl muhtevada hayal sukutuna uğratıyor. Genel olarak ben müminim, müminler Allah'a inananlardır, Allah'a inanansa mutlaka Allah'ın cennetine girer deniyor. Gerçekten Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici ameller işlerler, İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman 7 tane amen olmanın yanı sıra 7 tane de mümin olmak müessesesi var. Her yeni ameni oluş yeni bir standartta mümin olmayı gerektiriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda muhtevaya dikkat edin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan kişi İnanç açısından Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bu kişinin kurtulması mümkün değildir. Allah'a inanmak tek başına kişiyi cennete sokmaz. Öyleyse o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmiyor.
Dikkat edin. Ölçü kesin. Müminler benim cennetime girer, kafirler giremez diyor Allah Teala. Mümin inanan demek, kafir de inanmayan demek. Öyleyse Allah'a inanan kişi inandığına göre mümin kelimesinin lügat açısından standartların içine giriyor. Onun cennete girmesi lazım. Hayır, giremiyor sevgili kardeşlerim. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde Allah'a inanmak o kişiyi cennete sokmak için yeterli değil. Evvela bir kanunu var Allah-u Teala'nın. Cennete girme kanunu. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa sadece onlar Allah'ın cennetine girebilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların inanmaları Allah'ın cennetine girmeleri için yeterli olmuyor. Öyleyse kişi hem Allah'a inanacak hem de mutlaka sevapları, günahlarını aşacak. Kafirler diyor Allah Teala benim cennetime giremez. Kimdir kafir? Kalbinde küfür yazanlar. Öyleyse şimdi Allah Teala'nın dizaynına bakalım. Kimdir kafir? Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim sen onlara söylesen de söylemesen de birdir. O kafirler mümin olmazlar. Sonra Allah Teala ölçü veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassası, fıkıh hassası mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir mühür vardır diyor. Gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışave. Bütün mühürlü olan kalplerde görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde var. O kişinin gözlerinin arkasındaki görme merkezinde, görme hastasının üzerinde gışave adlı bir perde. O insanların işitme hastası, semi hastası, o da mühürlü. Demek ki gözlerde icab-ı mesture, kulaklarda vakra, kalpte ekinnet. Bunlar uzuvlar. Uzuvlara göre gözlerimizde hicab-ı mestüre var doğduğumuz andan itibaren. Kulaklarımızda fizik gözlerimizin baş gözlerimizde hicab-ı mestüre, kulaklarımızda vakra, kalplerimizde ekinnet var. Ve bütün bu hüviyette olan insanların kalpleri mühürlü ve bu uzuvların üzerindeki ölçülerin ötesinde hastaların üzerinde de mühür var veya gışavet adlı bir örtü var. Uzuvlardan bahsediyoruz. Gözlerimizde hicab-ı mesture var. Kulaklarımızda vakra var. Kalplerimizde ekinnet var. Ve kalplerimizde küfür kelimesi var. Bir insanın o küfür kelimesinden kurtulmadıkça inancı o kişiyi mümin yapmıyor. Kurtuluşa medar olacak bir mümin olma standardına kişi ulaşamıyor. Öyleyse evvela İman müessesesine dikkatle bakın. İman bir insanı kurtaracak seviyede olmadıkça
Allah Teala onu iman saymıyor. Kalbinde küfür yazılı olan bir kişi mümin standartlarının içine giremiyor. Günahları sevaplarından fazla olan bir kişi mümin olamıyor. Allah'ın mümin kabul ettiği herkes mutlaka cennete girecek olanlardır. Bunlarınsa asgari standardı elbette Allah'a inananlar bunlar ama Allah'a inanmak yetmez. Bu insanlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek standardına ulaşmış olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar mümin. Birinci basamaktaki insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirirler. Bunlar Allah'a inanabilirler. Ama olayları yaşıyor ve değerlendiriyorlar diye mümin olamazlar. Allah'a inansalar da mümin olamazlar. İnanmasalar zaten mümin olmaları mümkün değil. İnananlardan da Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onlar Allah-u Teala tarafından mümin standartlarında görünmüyorlar. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren küfürdedirler. Kalpleri mühürlü. Özelliklerini saydık. Gözleri, kulakları ve kalplerinde, uzuvların üzerinde işaretler var. Gözlerinde icab-ı mestüre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet. Duyma, işitme ve idrak etme hastalarının üzerinde gene engeller var. Görme hastaları üzerinde gışa ve tatlı bir perde, işitme hastaları üzerinde mühür, kalbin idrak etme fıkıh hastası üzerinde gene mühür. Öyleyse uzuvlardan bahsediyor Allah Teala Araf 179'da. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, onunla fıkıh edemezler diyor Allah Teala. Onlar için cehennemi hazırladık diyor. Onlar dalalette olanlardır diyor. Dikkat edin ki Allah Teala dalalette olanların kafirler olduğunu söylüyor. Dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Hüsranda olanların kafirler olduğunu söylüyor. Öyleyse bir insanın mümin olabilmek için dalaletten kurtulması lazım, hüsrandan kurtulması lazım. Ve kalbindeki mührün açılması lazım. İşte bu hedefe ulaşmamış olan bir insan, Allah'a inanan bir insan, mümin standartlarının içine girememiştir. Allah'a inanması onu hiçbir şekilde kurtaramaz. Çünkü Allah Teala kesin olarak diyor ki, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, hangi şartların içinde olursa olsun, onun gideceği yer cehennemdir. O bizim ayetlerimizden gafil olan birisidir diyor. Yunus 7 ve 8. Ve cennete giremeyecek olan bu kişinin şartlarına bakıyoruz. Uzuvları üzerinde etkinlikler var. Allah'a yaklaşmaktan onu men eden engeller var. Bu açıdan meseleyi değerlendirdiğimiz zaman bu insanların kafirler olduğunu görüyoruz. Bu insanların dalalette olanlar olduğunu görüyoruz. Kafirlerin dalalette olanlar olduğu kesin. Ve hastalar üzerindeki engelleri Bakara suresinin
7. ayet-i kerimesi söylüyor. Birinci özellik kalbin mühürlü oluşu. İkinci, üçüncü, dördüncü özellikler görme hassasının üzerinde gışa ve tatlı bir perde, işitme hassası mühürlü ve kalbin idrak hassası mühürlü. Bunlar kafirler diyor Allah-u Teala. Bakıyoruz aynı standartı olan Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bu insanların dalalette olduğunu söylüyor. Ölçü aynı. İşte ayet-i kerime. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, yani onların ilmi üzere dalalette bırakmıştır. Onların kalpleri, yani kalplerindeki idrak hassası mühürlüdür. İşitme hastaları mühürlüdür. Ve onların görme hastalarının üzerinde, basar isimli görme hastalarının üzerinde gıcafet adlı bir perde vardır. Bunlar dalalette olanlar, aynı ölçüleri kafirler olarak vasıflandırıyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Aynı hastalar. Standartlar aynı. Öyleyse bir insanın bu standartlara sahip olması halinde onun dalalette olduğu kesin, kafir olduğu da kesin, küfürde olduğu da kesin. Öyleyse bu kişi mümin değil. Mümin olması için ne lazım? Bu konuların, bu sistemlerin o kişiden alınmış olması lazım. Öyleyse burada bir olayla karşı karşıyayız. Kalbin mührünün de açılması lazım. Kalplerin, kafirlerin kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Dalalette olanların kalbinin mühürlü olduğunu söylüyor. Öyleyse kişinin dalaletten kurtulduğu yer, kalpteki mühürün açıldığı yer. Bu durumda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin üç engeli, görme, işitme ve idrak etme engeli kaldırılmakla kalmıyor. O kişinin kalbinin mührü de açılıyor. Ve kalbinin içindeki küfür kelimesi de alınıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Dilediği anda işlevler başlıyor. Rahim esması ile tecelli. Arkasından hicab-ı mestürenin alınması veya basar hastasının üzerindeki gıcavetin alınması, vakranın alınması kulaklardan veya işitme hastasının üzerindeki mührün alınması, kalpteki idrak hastası olan ekinetin alınması veya kalpteki engelin, küfür kelimesinin alınması. Bunun için kalbin mührünün mutlaka açılması lazım. Kalbin mührünün devam ettiği yer, dalalette olunan nokta, kalbin mührünün var olduğu nokta, küfürde olunan nokta, küfrün ve dalaletin bittiği yerde kalpteki mühür açılmış olmak durumunda. Öyleyse kalpteki mührün açıldığı yer, üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dinlemesinden sonra. Öyleyse dördüncü basamakta Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Beşinci basamakta gözlerdeki hicab-ı mestüre alınıyor. Ondan sonraki basamaklarda kulaklardaki vakra, kalpteki ekinnet, kalbin idrak hassasını engelleyen ekinnet, kalbin mümin olma hassasını engelleyen küfür kelimesinin alınması.
kalbin mührünün açılması. Ve böyle bir dizaynda 3. basamaktan 14. basamağa ulaşana kadar kişinin üzerinde birçok işlemin birden tahakkuk ettiğini görüyoruz. Öyleyse kişinin mümin olduğu yer Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki 5-6 dakika içinde tahakkuk eden ard arda olaylar. Bu olaylar birbirini takip ediyor. Evvela kişinin bu noktada mümin olduğu kesin. Çünkü Allah'ın cennetine girebilecek olanlar müminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine gireceğini Allah Teala kesinleştirmiş. İşte Zümer suresinin 17. ayeti girmesi, onlar ki diyor şeytanı kullanmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar ve Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır diyor. Kullarımı müjdele. Allah'a ulaşmayı diledikleri için kul oluyorlar ve onlara artık ikaz değil, müjde var. Bütün Resuller amini olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, böylece mümin olanları müjdelemekle, amini olmayanları uyarmakla vazifelidir Kur'an-ı Kerim boyunca. Öyleyse 5-6 dakikalık bir zaman zarfında o kişinin üzerinde birçok işlev birden yapılıyor. Hem uzuvlar üzerindeki engelleri alıyor Allah Teala, hem de hastalar üzerindeki engelleri alıyor. Öyleyse kalbin üzerindeki Allah-u Teala kafirlerin kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor. Kişinin mümin olduğu nokta, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği nokta, dilediği andan itibaren o kişi dalaletten de kurtuluyor, küfürden de kurtuluyor, hüsrandan da kurtuluyor, şeytana kul olmaktan da kurtuluyor. Bütün bu standartların var olduğu olay, o kişinin Allah-u Teala'yı dilemesi ve birkaç dakika içinde tahakkuk edecek olaylar dizisini gözden geçiriyoruz. Allah-u Teala'nın Rahim Esması ile tecelliye başladıktan sonraki devresinde, dikkat edin, çifter çifter gidiyor. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur alınırken, görme hassasının üzerindeki basar hassasının üzerindeki gışavet alınıyor. Gözlerin üzerinden hicab-ı mesture, görme hassasının üzerinden basiret. İşitme hassasının üzerinden mühür alınıyor. Yani işitme hassası artık mühürlü değil kişinin. Ve kulaklardan da vakra alınıyor. Geliyoruz kalbe. Kalpteki kalbin evvela mührü açılıyor. Çünkü kişinin kafir olmasının bittiği yer burası. Mutlaka kalbin mührü açılacak. Kalbin mührü açılıyor ve kalpteki küfür kelimesi alınıyor ve aynı zamanda bu mührü açılan kalpten ekinnet alınıyor ve ekinnetin yerine de İhbat konuluyor. Daha sonrası da ard arda geliyor. Allah-u Teala kalbe ulaşıyor. Nur kapısını Allah'a çeviriyor.
Ve bu noktadan itibaren Allah Teala o kişinin göğsünü yarıyor, göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Hepsi ard arda cereyan ediyor. Ve her biri için verdiği derecelerle onun amel defterinin pozitif hanesine, derecat kazanma hanesine Allah Teala öylesine ard arda rakamlar yazıyor ki bu yazdığı rakamlar mutlaka kişinin daha evvel kaybettiği günahlarını mutlaka aşıyor. Bu noktada o kişi artık kafir hüviyetinde değildir. Kalbinin mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kışavet açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. İşitme hassasının mührü açılmıştır. Kafir hüviyetinde değildir. Kalbin mührü açılmıştır. Eğer kişinin kalbi mühürlü ise, içinde küfür yazıyorsa ve kalbin mührü açılmışsa mutlaka içindeki küfrü Allah Teala dışarı alacaktır. Ve kalbin mührünü açarak kalpteki küfür kelimesini Allah Teala'nın dışarıya almasıyla bu kişi artık kalbinde küfür yazmayan bir insandır. Ama kalbine iman bu noktada yazılmıyor kişinin. Kalbine iman yazıldığı nokta 14. basamak. Öyleyse kişi 3. basamaktan 14. basamağa ulaşmadan evvel mutlaka sevapları, günahlarını aşacak, mutlaka dalaletten kurtulacak, mutlaka küfürden kurtulacak. Dalaletten kurtulması da, küfürden kurtulması da kalbinin mührünün açılmasına ve demin söylediğimiz işlevlerin yapılmasına bağımlı. Bunlar üçüncü basamaktan sonraki dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklarda gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada kişideki huşunun başlangıç noktasına baktığımızda Allah Teala'nın bir işaretini görüyoruz. Gaybta Rahman'a huşu duyanların kalplerinin minik olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah'a yönelmiş olduğunu söylüyor. Böyle bir muhteva içerisinde kişinin Allah'a yönelmesi, ne diyor Allah Teala? Onun kalbine bakarız, kalbinde görürüz diyor. Öyleyse onların kalpleri Allah'a ulaşmayı diliyor. Ve Allah Teala o zaman o kalbin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma getiriyor. Muhtevayı bu açıdan yerlerine oturttuğumuz zaman mümin olan kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala tarafından müminler safına alındığını görüyoruz.
Allah'a inanan herkes inanandır. Ama cennete girebilecek olan mümin hüviyetini taşımamaktadırlar. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler bunu taşıyacaktır. Dilemedikleri takdirde Allah'a inansalar da ne yazık ki kişilerin gideceği yer cehennemdir. Kalpleri mühürlü olarak kalacaktır. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde bu işlev görülüyor. Cennete girebilecek olanlar kalplerindeki eknetin, küfrün, gözlerindeki hicab-ı mesturenin ve gıçavetin, kulaklarındaki vakranın ve mührün, vakranın alınmış, mührün açılmış olması müessesesi devreye giriyor. Öyleyse muhtevayı buna göre dizayn ettiğimiz zaman imanın başladığı nokta kesinlikle üçüncü basamak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz basamak. Bu dilekten sonra birkaç dakika içinde bütün işlevler tahakkuk ediyor. Kişiyi küfürden imana ulaştıracak olan statü ard arda gerçekleşiyor. Küfrün tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Kafirin tarifinde mutlaka kalbin mühürlü oluşu var. Mutlaka hastaların üzerinde engellerin olması var. Ama Allah Teala kişilerin engellerini ard arda alıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin dalaletten kurtulduğu kesin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan dalalette, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah Teala tarafından kafirler arasında mütalaa ediliyor. Demek ki sadece inanç faktörü bir insanı kurtuluşa ulaştıramıyor. İnanan bir kişiye Kur'an ölçüleri içerisinde mümin diyemiyoruz. İnanan ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mümin olma standardının içinde. Mümin olma standardı 7 safhada oluşuyor. Birinci safhada küfür kelimesinin alınması, ikinci safhada yerine imanın yazılması, üçüncü safhada o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması, dördüncü safhada fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi, beşinci safhada nefsin Allah'a teslim edilmesi, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradenin Allah'a teslim edilmesi, bunların her biri mümin olmanın daha üst boyuttaki standartları. Kur'an-ı Kerim'de bu statüler amin olma kelimesiyle hepsi dizayn edilmiş. Ama mümin standartlarının izahı. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran şeylere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cehennem bekçileri diyorlar ki cehenneme gelenlere, size Allah'ın bir ayette Resulleri gelip de demediler mi buraya cehenneme geleceğinizi? İki ayette bunu söylüyor Allah Teala. Allah'ın Resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Bir iki ayette bunu söylüyor. Bir ayette de Allah'ın nezirleri gelip size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi ifadesi var. Ve Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde
müesseseye baktığımız zaman cehenneme gidecek olanların özellikleri var. Evet diyorlar, bize geldiler nezirler. Biz onlara dedik ki geldiler ve söylediler. Buraya Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dediler, söylediler demekten murat bu. Ama biz onlara inanmadık. Birinci olay inanmamak. Resul'e inanmamak. İkinci olay, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Kitaplara inanmamak. Üçüncü olay, biz seni dalalette görüyoruz. Allah'ın Resulünü dalalette olmakla suçlamak. Ve ondan sonra standartlar geliyor. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık, yani irşat makamının söylediklerini işitmiş olsaydık, kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, kulaklarımızdaki mühür alınsaydı, akıl etmiş olsaydık, kalbimizdeki mühür açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı ve kalbimizdeki küfür kelimesi alınsaydı ve yerine ihbat konulsaydı, o zaman akıl edebilirdik. Akıl etmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Demek ki bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi artık cehennemde değil. Bu işlevlerin tamamlandığı noktada kişi Allah'ın cennetine ehil. Öyleyse ilk 5-6 dakikalık olaylar dizisinde kalp açısından önemli bir farklılık söz konusu. Kalbin mührü açılıyor. Kalbin mührü açıldığı zaman küfür kelimesinin muhtevası değişiyor. Çünkü kafirlerin bütün taraflarında onların kalpleri mühürlüdür diye geçiyor. Dalalette olanlar için de aynı şey. Mutlaka kalbin mührü orada açılıyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Kalbin mührü açılmakla kalmıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesi alınıyor. Bu kalbe ait olan bir değişiklik. Kalbin hissiyatı idrak etmek, idraki önleyen müessese ise ekinnet. Hem ekinneti alıyor Allah Teala, yani hissiyat açısından, hissetme açısından ekinneti alıyor, unsur açısından küfür kelimesini alıyor. Nasıl gözlerden hicab-ı mestureyi alıyorsa, kalpten küfrü alıyor. Nasıl görme hassasından Allah-u Teala görme hassasını engelleyen gıçaveti oradan alıyorsa, idrak hassasından da kalbin ekinneti alıyor. Mühürlü olan kalpten küfür kelimesini alıyor. Kalbin idrak hassasını engelleyen idrak hassasından da ekinneti alıyor. Öyleyse unsurlar tamamlandı. Görme, işitme, idrak. Unsurlar göz, kulak, kalp. İdraki engelleyen faktör ekinnet, ama kalbin engeli, kalbin kalp olarak engeli, kalp vasfı, kalpteki küfür kelimesi. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalbinde küfür kelimesi mevcut. Tıpkı gözlerdeki vakra gibi hakikatlerden onu uzak tutuyor.
kulaklardaki vakra gibi, gözlerdeki hicab-ı mestüre gibi. Burada olayın tamamlandığını görüyoruz. Ard arda gelen işlevler o kişiye öyle bir derece sistemi kazandırıyor ki Allah Teala mutlaka onların kalplerinin derecatını, onların derecatını kaybettiklerinin ötesine geçiriyor. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi amen olmuştur. Amen olanların da gideceği yer cennettir diyor, kullarımı müjdele diyor Allah Teala, kesinleştirmiş bunu. Böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer cehennem, dileyenlerin gideceği yer müjde aldıkları cennette mutlaka Allah'ın cenneti. Bu dilemeyenlerin gideceği, dileyenlerin gideceği yer itibariyle ayırım. Derecat itibariyle ayırım dalaleti tanzim ediyor. Araf 178, dalalette olanlar hüsranda olanlardır diyor. Müminin 103'te Allah Teala cehenneme gidecek olanların hüsranda olanlar olduğunu, onlarınsa hüsranda olanlarınsa günahları sevaplardan fazla olanlar olduğunu söylüyor. Ama amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hüsranda olmadığı ifade ediliyor Vel-Asr suresinde. Kesinlikle anlaşılıyor ki onların sevapları günahlarından çok. Kim bunlar? Amin olanlar. Vel-Asr suresi onu söylüyor. Asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar muhakkak hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç onlar hüsranda değillerdir. Yani sevapları günahlarından çok olanlardır. Hüsranda değillerse dalalette değiller. Aynı zamanda o insanlar küfürde de değiller. Kalplerinin mührü açılmış, küfür kelimesi alınmış, kalplerindeki ekinet alınmış, ekinetin yerine ihbat anında konulmuş. Ama küfür kelimesinin yerine iman 14. basamakta. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman konuluyor. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Bu devrin imamının ruhu ve onların o zaman kalplerinin içine iman yazılır diyor. Öyleyse imanın birinci kademesinde sadece küfrün alınması var. İmanın ikinci kademesinde küfrün alındığı bir kalbe iman kelimesinin yazılması var. Yani bir ayette söylenen onlar dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama onların kalpleri mümin değildir ifadesi, iki tane mümin kavramının varlığını gösteriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yalnız müminler benim cennetime girer ifadesiyle Allah Teala'nın, Allah'a ulaşmayı dilemeden kimsenin cennete girmesi mümkün olmadığı cihetle, Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mümin olduğu kesin. Mümin tarifinin bir boyutunda Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesini görüyoruz. Bu müminlerin üst seviyesini ifade ediyor, ikinci seviyesini. Amel-i salihata başlayanlar, nefsi ıslah etmeye başlayanlar. Bu ıslahat 14. basamakta başlıyor. Demek ki ayet-i kerime gereğince kalplerinde iman yazılı olup da hem daha evvel kalbi açılıp kalbindeki küfür alınmış olanlar, hem de mürşitlerine ulaşıp tabiyetten sonra kalplerinin içine
İman yazılmış olanları Allah Teala kastediyor. Öyleyse inanmak amene olmak demek değildir. İnanmak mümin olmak demek değildir. İnanmak tek başına ise kişiyi cennete ulaştıramaz. Allah'a inanan insanlar bu bakımdan bir büyük imtihanla karşı karşıyadırlar. E şu anda bu imtihanı kaybetmiş görünüyorlar. Çünkü Kur'an'ın temel hükümlerinden haberdar değiller. Kur'an açık ve kesin bir şekilde bu ölçüleri yerli yerine oturtmuş. Bir kişinin kalbindeki imanın daha üst seviyede arttığı yer, kalbine yazılan imanın ötesinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimidir. Kişinin kalbine iman yazıldığı gün, o kalp %100 karanlıklarla doludur. Ama kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, mümin olan, iman kelimesinin yazılmasıyla mümin olan kalp yeni bir vasıf kazanmıştır. O kişinin kalbinde afetlerin %50'den fazlası yok olmuştur. Bu yeni bir iman safhasıdır. 21. basamak ve 22. basamakta ruh Allah'a teslim olur. Ruhun Allah'a teslim olduğu yerde Allah'a teslimi içeren bir iman söz konusudur. Buradaki iman üçüncü seviye bir iman oluyor. İki temel şartta büyük değişiklik olmuştur. Birisi, kişinin kalbinde %100 afet varken %49'a düşmüştür. Hasletler, faziletler ve rahmet sıfırdan %51'e yükselmiştir. Bu bakımdan kişinin kalbi iman açısından çok daha üst seviye bir imanın sahibi olmuştur. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde nefsinin kalbindeki nurlar %81'e çıkıyor. İmanın gereğinin fizik vücut tarafından bütünüyle kullanılması hali durum ne? O kişinin fizik vücudu imanın öyle bir safhasındaki Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili kesinlikle işlemiyor. İşte o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Fizik vücudun Allah'a teslim edildiği noktada bu kişi fizik vücudun imanının sahibidir. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunun Allah'a ulaşmasının tesliminin iman seviyesini yaşıyor kişi. Bu teslimin arkasından fizik vücudunu da Allah'a teslim ettiği zaman birinci teslime ikinci bir teslimin ilavesiyle fizik vücudun da imanının tamamlanması söz konusu oluyor. Sonra mı? Sonra kişi daimi zikre ulaşıp hikmet sahibi oluyor. Nefsinin de imanı tamamlanıyor. Nefsteki bütün afetler yok olduğu için küfrü temsil eden karanlıkların yerini imanı temsil eden nurlar tamamen alıyor. Öyleyse küfür karanlıklardan ibarettir. İman nurlardan oluşur. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça kişinin imanı artar. İman nurlarla temsil edilir. Öyleyse başlangıçta kişinin kalbinde hiç nur yoktur. Sadece
O kişinin kalbindeki küfür kelimesi alınmıştır. Kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ama kalbi kapkaranlıktır. Sadece engellerin kaldırıldığı bir mümin olma standardı. Bu başlangıç seviyesinde, küfürden kurtulma seviyesinde bir mümin olmaktır. 14. basamakta kişinin kalbine iman yazıldığı zaman o kişinin kalbinde sadece huşuda kazanılan %2 nur yerleşmiştir. Daha üst seviyede ne vardır? Daha üst seviyede o kişinin kalbine nurların yerleşmeye başladığı 14. basamaktan itibaren 21. basamakta %51 nur birikimi olmuştur. %49'u salavat, %2'si rahmet olmak üzere. Böylece şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişinin kalbindeki imanı temsil eden nurlar iman seviyesini %80'in ötesine taşımıştır. Nefsin tesliminde ise bu rakam %100'e ulaşmıştır. Nefsin kalbindeki iman kelimesinin dışında imanı takviye eden, iman derecelerini yukarıya çeken, imanı güçlendiren unsurlar böyle bir devrede kişiyi daha üst, daha üst, daha üst seviyede hedeflere ulaştırıyor. O kişinin imanı temsil eden kalbi daimi zikirle beraber müzeyyen olmaya başlıyor. Bu imanın daha üst boyutta yerleşmesi manasına geliyor. Ulu'l-Elbab makamında 7 mertebe, İhlas makamında 7 mertebe, Salah makamında 4 mertebe artan iman kişiyi irşada ulaştırıyor. Allah'ın irşada ulaşın emri burada tamamlanıyor. Salah makamının 4. kademesi. Ne zaman kişi iradesini de Allah'a teslim ederse müzeyyen olma 19. noktasına ulaşıyor. Nasıl müzeyyen olma müessesesi 19 noktanın ulaşıyorsa mümin olmanın standartlarına baktığımız zaman eğer mümin olmayı, imanı biz bir bütünlük içerisinde inceliyorsak 19 tane muhteva çıkıyor karşımıza. Evvela 7 tane inanç şartı. Allah'a inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, meleklerine inanmak, Pasibadel Mevt'e inanmak, hayrın bizden, şerrin hayrın Allah'tan, şerrin bizim nefsimizden olduğuna inanmak ve yedincisi de Allah'a ruhun ölmeden evvel ulaşmasına inanmak. Sonra 7 tane kalp şartı. Kalpteki kalbin mührünün açılması, kalbin içindeki ekinetin alınması, kalbin içindeki küfrün alınması, kalbin Allah'a döndürülmesi,
kalbin huşuya ulaşması, kalbin içine imanın yazılması. Bu standartlarda hep 19 müessesesiyle karşı karşıyayız. İşte Allah-u Teala'dan bildirilen şey o ki, ihsanlar ve nimetlerin toplamı da 19 olması lazım. Ve 12 ihsan ve 7 tane nimetten oluşan 19'lu bir sisteme ulaşıyoruz. 19 ihsan, 7 nimet. Affedersiniz, 12 ihsan, 7 nimet, toplamı tam 19 çıkıyor. Öyleyse nimetlere baktığımız zaman devrin imamının ruhunun başımızın üzerine girişi, kalbin içine imanın yazılması, o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi, ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, fizik vücudun Allah'a kul olmaya başlaması, nefsin tezkiyeye başlaması ve iradenin güçlenmeye başlaması. 7 tane nimet. Allah-u Teala'nın o kişiye 1'e 100 vermeye başlaması. Öyleyse bu bapta muhtevaya baktığımız zaman ihsanların da 12 tane olması söz konusu oluyor. Ve kalpteki Allah-u Teala'nın Rahim esmasında tecelliye başlamasından sonra olan olaylar dizisi 12 tane muhteva içeriyor. 12 ihsan, 7 nimet ve 7 kademe iman ard arda sıralanıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci kademe iman, tabiyet, ikinci kademe iman, ruhun teslimi, üçüncü, fizik vücudun teslimi, dördüncü, nefsin teslimi, beşinci, irşada ulaşmak, altıncı, iradenin Allah'a teslimi, yedinci. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, imanınız Allah'ın katında önemli bir müessese. Ve imanınızın muhtevası. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine, her ikisinde en üst boyutlarına ulaştırmasını ve sizleri zülcenahain kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.